Merhaba dostlar. Şöyle güzel bir havada, geniş bir avluda bir konuşma yapayım dedim. Popülizm kavramını herhalde siz de duymuşsunuzdur. Yani benim anladığım kadarıyla hitap ettiğiniz kitlenin hoşuna giden şeyleri söylemek. Yani aslında ihtiyaç duydukları gerçekten ihtiyacı olan şeyler değil de onların hoşuna giden, onlara tabiri caizse ne diyor gençler, gaz veren şeyleri söylemek. Ne yazık ki yabancı dil öğretim dünyasında da bu var. Bakıyorsunuz gaz verenlerin çok takipçileri var. Gaz vermeyenlerin, gerçekçi konuşanların takipçisi daha az. Kendimden bahsetmiyorum. Yani ben daha bu ligde yarışacak kadar takipçiye sahip değilim. Fakat bazı uzmanlar görüyorum. Hakikaten güzel şeyler, doğru şeyler söylüyorlar. Takipçileri 2 günde İngilizce öğrenirsiniz diyenlerden daha az. Neden? 2 günde, 3 günde, 5 günde hemencecik olayı insanların hoşuna gidiyor. Ya gerçek olabilir mi? Hani belki onlar da inanmıyorlar ama ya gerçekse falan diye takip ediyorlar. Bu tip insanların takipçileri çok. Takipçisi çok olan çok kaliteli insan da var. Yanlış anlamayın beni. Dolayısıyla popülizm yabancı dil dünyasına da girmiş durumda. Bunlara kulak asmayın. Yani günlük yaşantınızı planlayıp danışarak, devamlı çalışarak İngilizce halledebilirsiniz. Yani poliglotlar da tık 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 şık şık İngilizce öğrenmiyorlar. Sabrediyorlar, odaklanıyorlar. Çok dil bilen insanlar da öyle 5 dakikada, 3 günde, 1 ayda, 3 ayda öğrenmiyorlar. Sabredip kafaya takıyorlar. Yani kısa yolun kısası yok. Mesela ben tercüme yaparım, yaptım. 25 kitap civarında kitap tercüme ettim. İnanın bana aceleli yapılmıyor. Tercüme de böyle bir şeydir. Tercüme yaparken ona ait gerekli hak ettiği zaman ayırmanız gerekiyor. Hızlı tercüme yaparsanız dönüp düzeltmeniz gerekiyor. Yabancı dil öğretimi de böyle arkadaşlar. Hızlı hızlı gidince bir sürü boşluk kalıyor, bir işe yaramıyor. Dolayısıyla popülist söylemlere, çabucak İngilizce, sıcak İngilizce vesaire gibi söylemlere değil, düzenli çalışarak İngilizce öğrenebileceğini söyleyen kişilere kulak verin. Yoksa zaman vakit kaybedersiniz. Yani bir zıplarsınız, çok yüksek zıpladım zannedersiniz. Fakat sonradan düşer bu. Yani düzen, her gün bir şeyler yapmak, kararlı olmak her işte başarının anahtarı. Yani bunun çabuk yolu yok. Özel sınavlar olur, basit sınavlar olur, ihtiyaçlar olur. Çabucak elde edebilirsiniz. Fakat uzun vadeli güzel bir İngilizce konuşmak istiyorsanız bir, iyi bir öğretmeniniz, danışmanınız olacak. 2, günlük hayatınıza İngilizceyi koyacaksınız. Başka yolu yok.